öncede çizdiğim üç boyutlu köpek balığını çizeceğim. Çok istek oldu. Yani hocam nasıl çiziyorsunuz? Bizim çizseniz biz de görebilecek diye. Şimdi onu çizeceğim size. Normal bir çekim olacak. Ben çizim olarak biraz hızlı çizeceğim ama en azından nasıl yapıldığını anlayacaksınız, göreceksiniz. Ve bunu YouTube kanalında paylaşacağım. Şimdi başlıyoruz. Bu gördüğünüz 0.5 uç. Bunlar çizeceğim şimdi. Başlayalım. Bu kanada arka kuyruğu arkadaşlar. Şöyle. Evet, üç boyutlu. Biraz da farklı oluyor. Yani biraz daha büyük çiziyorsunuz. Önce çizerken göz önünüzde bir düşünün. Direkt çekmeyin. Ben böyle bir çiziyorum. Daha sonra düzeltmeler olacak zaten. Bu arka kuyruğu arkadaşlar. Şimdi gövdesine bak. Gövdesi çok farklı. Yani normal köpek balığı gibi çizmiyoruz. Şöyle bir hesaplıyorum. Yukarı doğru çiziyorum biliyorsunuz, yani şöyle geniş olacak. Sonra zaten telefonda göreceksiniz onu arkadaşlar. Biraz bombalı oldu. Çizimi yaparken arkadaşlar fazla bastırmadan yapın hafiften, yani silindiği zaman iz yapmasın. Önce yapıyorsunuz, yani resmi belirliyorsunuz. Şimdi buradan şey yapacağız. Üç kısmını yapacağız arkadaşlar. Şurada kısmını. Thank you.
arkadaşlar. Bu kadar da karşılığını çizeceğiz. Yavaş ağza doğru.
bu arkadaşlar isterseniz kuru boyayla yaparsınız, isterseniz soft pastel kalemle, soft pastel kalemle ben boyayacağım şimdi. Kulak çöpüyle de yapabilirsiniz, peçeteyle de yapabilirsiniz. Ben kulak çöpüyle yapacağım. Yani daha ince yerlere hassas, daha güzel bir dağıtım olduğunu görebiliyorsunuz. Dağıttığınız yerlere. Fırçayla da geçebilirsiniz. Peçeteyle de geçebilirsiniz. Bu arada biraz gri bir sesim biraz farklı çıkabilir. Kusura bakmayın. Evet, şimdi arkadaşlar İki beyi aldım. Fark etme şeyde de yapabilirsiniz. Alt kısmını koyuyorum. Hızlı bir şekilde. Bunu da dağıtacağız yine. Dediğim gibi şu anda yani video fazla uzun olmasın diye hızlı bir şekilde çiziyorum. Ufak ufak hatalar olabilir, kusura bakmayın. Ama en azından nasıl çizeceğimi görüyorsunuz. Bunu da dağıtacağım. Normal bildiğiniz keçeli bir kalem. Cümle kalem. Köpek balığı şekilcüğü belli edeyim. Şimdi diyorsunuz köpek balığı gözü öyle uzun mu? Tabii öyle uzun değil. Şimdi onu zaten siz 3 boyutta da göreceksiniz. Şu an belki bir şey anlamadınız ama farkına varacaksınız. Bittikten sonra o
şeyim vardı. Şeffaf bir merdivenim vardı. Onu almamışım. Ama şu an ilginçli olduğum için ona göre çıkıyorum. Ona dikkat edin. Duyuyor fazla uzun olmasın diye. Bu arada biraz sizin yapın. Şimdi ödekini yapıyorum. Buraları soğuk pastası yalıştırdım. Kurak şekilde dağıttım. Mesela şurada hamur sildiğimiz var. Hamur sildiğimizde şöyle bir araları şöyle bir desen yapabiliyoruz. Burada falan hep soğuk pasta kalem. Kuru fasulye dağıttım. Şimdi derecesini yapıyorum. Yani şimdi yine durduracağım arkadaşlar. Yani fazla uzun olmasın. Evet arkadaşlar, şu an bitti sayılır. Gölgelerimizi de yaptık. Gölgeyi yaparken biraz taşıyordum. Biraz gölgeyi ismi dahi versin diye. Şimdi dikkat ederseniz şuraya bir çizgi çizdim. Şimdi buradan yukarısını keseceğim. Bu şekilde. Hep beraber keselim. Bak bir tane daha yapalım, onu alalım. Gözüküyor herhalde videomuz. Gözüküyor. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Bu çizgiden yukarısını komple kesiyoruz. Yani üç boyutunun amacı bu zaten arkadaşlar. Şimdi asıl o köpek kolu bunu bu şekilde nasıl normale dönüşecek onu göreceğiz şimdi. Şu an kestik. Olduğunu. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Köpek balığını normale dönüştürüyoruz. İyi bakın arkadaşlar. Evet.
döndü. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İnşallah devamı gelecek.